Merhaba değerli arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pastanelerde çok pahalıya yiyebileceğiniz ama bir o kadar da lezzetli krem latte muhallebisi yapacağız. Gördüğünüz gibi muhallebimiz 3 renk oluyor. Bunun için sizleri daha fazla bekletmeden tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, bugünkü tarifimiz olan krem latte muhallebimizde kullanacağımız malzemelerimiz 1 litre sütümüz var. 1,5 su bardağı toz şeker, ben büyük bir bardağa koydum tek tek koymamak için. 1,5 su bardağı toz şekerimiz var 200 milimlik bardakta. 1 paket vanilyamız var. 2 yemek kaşığı un. 3 yemek kaşığı nişasta, mısır ya da buğday fark etmez arkadaşlar. 1 adet yumurta sarımız var. 1 pakette kremamız var ama bu kremayı muhallebimiz piştikten sonra koyacağız. Şimdi muhallebimizin yapımına başlayalım. Muhallebimiz için öncelikle uygun bir kaba 1 litre sütümüzü boşaltıyoruz. Daha sonra 3 yemek kaşığı nişastamız vardı. Onu da boşaltıyoruz. 2 yemek kaşığı unumuz. 1 paket vanilyamızı ilave ediyoruz. 1 adet de yumurta sarımız vardı. Onu da koyuyoruz. Şöyle arkadaşlar, ocağa koymadan önce hepsini güzelce topaklaşmaması için güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ocağımızı alacağız. Ve biraz karıştırdıktan sonra 1,5 su bardağı şekerimizi de ilave ediyoruz. Tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Malzemelerini iyice karıştırdığımız muhallebimizi ocağımıza alıyoruz. Ocağımızı yakıyoruz arkadaşlar. Şöyle karıştırarak, yani kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Tabii ki mutlaka topaklanmasın diye. Karıştırarak pişiriyoruz. Ve kıvam alana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Evet, muhallebimiz kaynamaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi kıvamı da harika oldu. Bu aşamada ocağımızın altını kısıyoruz. 2-3 dakika daha bu şekilde muhallebimizi pişiriyoruz arkadaşlar. Evet, muhallebimiz pişti. Ocağımızdan aldık muhallebimizi. Gördüğünüz gibi kıvamı harika oldu arkadaşlar. Şimdi muhallebimizin soğumasını beklemeden kremasını ilave ediyoruz. 1 paket sıvı kremamız vardı. Onu da ilave ediyoruz. Ve mikser yardımıyla 2-3 dakika muhallebimizle kremayı çırpıyoruz. Evet, hazırlamış olduğumuz tatlımızı ilk katman için şöyle, benim kuplarım var. İlk katman için şöyle kuplara boşaltıyorum. Çünkü tatlımız 3 renkli olacak. Katman katman. Şöyle alt katmanını boşaltıyorum. Evet, bir kaşık ya da kepçe yardımıyla tatlımızın birinci katını bu şekilde hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi son kasemizi de boşaltalım tatlımızdan. Şöyle birkaç yemek kaşığı kasemizin dibine ya da kupumuzun dibine şöyle koyuyoruz ve alt katı hazır olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar, diğer katlar için bu kalan muhallebimizi şimdi ikiye bölüyoruz ve diğer katlar için bir katına 2 yemek kaşığı granül kahve,
En üst katına da 80 gram bitter çikolata ya da ben böyle pul halinde alıyorum çikolata taneleri. Bunlardan koyuyoruz ve 3. katımızı çikolatalı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, muhallebimiz hala sıcak olduğu için granül kahveyi de çırparak içinde sıcaklığıyla bu şekilde erittim. Şimdi arkadaşlar tatlımızın 2. katmanına geçiyoruz. Şöyle tekrardan 2 yemek kaşığı kadar granül kahveli muhallebiyi 2. katı olarak ya da 2 az geldi 3 yemek kaşığı koyacağım ben. Yani 2-3 yemek kaşığı kadar şöyle 2. katman için granül kahveli muhallebimizden tatlımızın üzerine ilave ediyorum. Tekrar diğer kuplarıma da granül kahveli muhallebiden paylaştırmaya devam ediyorum. Şöyle düzgünce. Gördüğünüz gibi 2. katımız da hazır. Evet arkadaşlar, 2 kat tatlımızı yaptık. Şimdi 3. katı için muhallebimiz biraz soğumuş olabilir. Bunun için kısık ateşte biraz ısıtıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi bitter çikolatalarımızı ilave edeceğiz. Şöyle çikolatalarımızı ilave ediyoruz. Şöyle bir yandan ısıtıp bir yandan da karıştırıyoruz. Çikolatalarımızın içinde erimesi lazım. Evet, tekrar ısıtmış olduğumuz biraz muhallebimize bitter çikolata parçacıklarımızı da koyduk arkadaşlar. Şöyle çikolatalı hale getirdik. Şimdi tekrardan şöyle gördüğünüz gibi katları harika. 3. katını koymak için kuplarımızı alıyoruz. Kaşıkla dikkatli bir şekilde tekrar 2 ya da 3 kaşık olacak şekilde muhallebimizden tatlımızın en son katına yayıyoruz. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün katları mükemmel oldu. Şöyle yayıyoruz arkadaşlar. Tekrar 2-3 kaşık kadar alıyoruz çikolatalı muhallebimizden. Şöyle 2. katımızın üzerine dikkatlice bir katman haline getirerek yayıyoruz ve düzeltiyoruz. Evet arkadaşlar, tatlılarımızı porsiyonladık. Gördüğünüz gibi servise hazır. Şimdi en son aşaması olan şöyle üzerinin kakaosu var ve üzerinin kakaosuyla tatlımızı lezzetlendiriyoruz ki tatlımız o kadar lezzetli oldu ki arkadaşlar, anlatamam size. Ve pastanelerde çok pahalıya yiyebileceğiniz bir latte, krem latte muhallebi yaptık bugün arkadaşlar. Dediğim gibi harika bir tatlı oldu. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve diğer tariflerimden haberdar olmak için lütfen bildirim zilini de açmayı unutmayın. İşte bugün de böyle bir tatlı yaptık arkadaşlar. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Gerek misafirlerinize gerek kendiniz, yani kendiniz için neden olmasın, sadece misafir için değil. Bu şekilde tatlılar hazırlayıp kendinizi de ödüllendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomu burada sonlandırırken sizlere şöyle bir tadım yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle kat kat harika bir muhallebi oldu. Görüyorsunuz bütün katmanları ayrı lezzetli. Tekrar görüşmek üzere.
Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın arkadaşlar. Sizin yerinize bana da afiyet olsun.